Malhun Hatun, aradık taradık ama arabayı teslim alan atları bulamadık. Ne demek bulamadık? Hiç mi tanımazsınız? Yok, ilk kez görmüş idik. İlk kez gördüğünüz adamlara sorgusuz sualsiz madenleri teslim ettiniz öyle mi? Siz de aldınız. Peki, madenleri aldığınızda bakmak hiç mi aklınıza gelmedi? Baktık ama eritmeden anlaşılmaz bu ikisi. Kim değiştirmişse bu işi iyi bilen birisi. İsmail, bu işin de ardından sen çıkarsın. İsmail'i her ettiğimizi yetiştiren biri olmalı. Aklımda biri var ama hepsini öğreneceğiz. Bu maden nereden gelir, nereden çıkar hepsini öğren. Madenin kaynağına ulaşan da ip ucunu tutmuş olacağız. Siz de alpları her yana salın. Belli ki madenleri teslim alan yolda kötüleriyle değiştirmiş. O alplar bulunacak. Mutlaka bir iz bırakmışlardır. Bu nedeni bulana kadar hiçbirimiz uyku yok. Malhun Hatun, müsaaden var mıdır? Gelesin Esma. Hayırdır Esma? Sen ağlıyor musun? Ne oldu? Bir şey mi etti? Bana değil. Onunla sikkeleri dökeceğimiz madenleri değiştirenler. İşte onlar. Sen ne dersin Esma? Sabah beri bunu ararız. Ne biliyorsan anlat hemen. Ayşe Hatun'un yollayacakları vardır diye kargın obasına gittiydim. Ben kimim? Nedeyi daha evvel söylemedin Esma? Korktum. Çok korktum. Madenleri değişmişler. Ben Yatun yine kardeşimi alır diye korktum. Ama gayrı dayanamadım Malhun Hatun. Dayanamadım. Benden duyduğunuzu öğrenen de iyice kinlenecek bana. Çok korkarım ben. Kendi canımdan çok kardeşim ben. Kalk Esma, kalk. Sen Malhun Hatun'un himayesindesin. Al bunu. Al. İhtiyacın olanla kullanmaktan çekinme. Temkinli ol. Yalnız başına dolanma. Sakın, sakın kimseye güvenme. Var olasın Malhun Hatun. Var olasın. Biz var olacağız elbet. Ama onlar hesap verecek. Atlar! Dört bir yanı arayacaksınız. Ne aradığımızı bilirsiniz. Bakmadık yer kovmayacaksınız. Ana, yenge, ne olur burada? Ne istersiniz hatunlar? Düşman obasına mı girersiniz, ne bu hal? Sen ne istediğimizi daha iyi bilirsin Bengi Hatun. Evvel ne istediğinizi deyin. Burası yol geçen hanı değil. Bunu isteriz Bengi, bunu.
birileri sikkelerin ham maddelerini değiştirmiş. Siz de dediniz ki bu işi kim eder? Anca Bengi eder ha? Şaşılacak bir durum değildir Bengi Hatun. Evvelden ardımızdan çok iş çevirdi. O evveldi Malhun Hatun. Gayrı biz akraba olduk. Ama bir hata ettim de yok. Siz başınıza gelen her meselede böyle beni mi suçlayacaksınız? Anam doğru der. Bunu böyle mi öğrenmemiz gerekirdi? Biz düşman değiliz ya. Baskın verir gibi geldiniz. Mesele devlet meselesidir Azçiçek. Biz de böyle gelmeyi istemeyiz ama ardına düştüğümüz deliller bizi buraya getirdi. Bengi Ana, gideceğin var mı? Benim alnım anamın ak sütü gibi aktır. Ben hiçbir şey etmedim. Varsın arasınlar. Ama siz yanılırsanız bu leke de sizin alnınızın lekesidir. Atlar! Her yere bakın! Hiçbir şey demeyecek misin Aktemur? Onlar da vazifesini eder. Ses etme. Hele bir bekleyelim. Yetti gayrı. Hep bir ses etmeyiz. Anmayım deden bilesin. Benim babam gitti. Bir anam kaldı. Eğer o aradıkları bu ovadan çıkmazsa, eğer anam boşuna günah keçisi ettilerse, bu sefer susmam Aktemur. Bilesin. Malhun Hatun, sizin alplar bir şey bulamadılar. Göreceğiz Bengi Hatun, göreceğiz. Görünen ortadadır. Aradığınız burada değildir. Benim de bu işle bir alakam yoktur. Size her kim ne dediyse yalan demiştir. Akrabayız Bengi Hatun. Biz de böyle gelmeyi istemeyiz ama bize gelen bilgi senin bu işin ardında olduğunu söyler. O vakit alnıma bu kara lekeyi süren haini bana diyesiniz. Diyesiniz ki cezasını keseyim. Gizlidir Hatun. Sen hiç mi devlet işi bilmezsin ha? Bu bilgiyi verene itimadımız tamdır. İmdi diyesin. Bu işi sen mi ettin? Ona itimadınız tamdır. Bana itimadınız yoktur he mi? Çok yazık. Benim de bu meselede edecek başka kelamım yoktur. Malhun Hatun, her yeri aradık. Hiçbir şey yok. Yetmedi mi anamı günah keçisi ilan ettiğiniz? Evet doğrudur. Anam evvel hatalar yapmıştır. Ama bu hatalarından dönmüştür. Niye susarsınız? Konuşsanıza. Önce o sesini alçalt. Sonra da bizi dinle Alçiçek. Bilmediğin şeyler var. Buraya mesnetsiz bir bilgiyle gelmedik. O vakit kim ne söyledi? Biz de bilelim. Alçiçek. Yok. Bu sefer konuşma sırası bendedir. Anamsın en zor zamanınızda yanınızda olmadı mı? Yetişip canınızı kurtarmadı mı? Ha Bala Hatun? Ha? Böyle mi ödersiniz can borcunuzu? Alçiçek! Yeter dedim.
Bırak konuşsun Aktemur. Kızım doğruları söyler. Can borcumuz vardır. Doğru. Ama borcumuz adalet terazimizi şaşırtmaz Alçiçek. Sizin adalet teraziniz bir tek bizden yana mı işler Bala Hatun? Bengi Hatun, tedbir gereği geldik, aradık, bir şey bulamadık. Şükür ki bilgin mesnetsizmiş. Sen de daha fazla uzatma istersen. Neyi uzatmayalım? Siz bizde itibar bırakmadınız. İmdi gideriz Bengi. Dilerim bu işte parmağın yoktur. Eğer bu işin ardından sen çıkarsan... ...o vakit cezan çok ağır olacak. Atlar! Atları hazırlayın!